Bloomberg HT ekranlarında 60 dakikaya hoş geldiniz. 60 dakikaya Ankara'nın gündemiyle başlayacağız. Değerli bir konuğumuz var. Habertürk Televizyonu Ankara temsilcisi Bülent Aydemir bizlerle. Bülent Aydemir, iyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar Barış Eten, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Şimdi ekonomi tabii dış politikayla çok oldukça etkileşim içerisinde. Biz daha Trump, bu Brunson kriz döneminde bunu çok gördük, yaşadık. Bu hafta içerisinde de aslında hafta başındaki seninle buluşmamızda da anlatmıştın. Amerikan yönetimiyle ilk temas gerçekleştirildi. Bugün de yeni mesajlar gördük. Türk-Amerikan ilişkilerinde bu yeni döneme dair hangi notlar var elimizde ve bugünkü açıklamalar neye işaret ediyor? Barış, aslında Amerika Birleşik Devletleri bir ayağında da Avrupa Birliği var. Ama hani süremizi feasible kullanma adına önemli, bugünün en önemli mesajlarıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışı Macron'un sözlerine, işte Libya'dan Türkiye askerlerini çeksin sözlerine sert bir şekilde yanıt verdi. Diğer ayakta da Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler var. Biden dün Amerika Birleşik Devletleri'nde Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaret etti, yeni Amerikan Başkanı, ve önemli mesajlar verdi. Ama bu mesajların arasında Türkiye, Orta Doğu yoktu. İpuçları ancak alabiliriz, bulabildik orada. Almanya'daki askeri varlığını devam ettirecek, çekme planı askıya alındı. Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirecek Amerika Birleşik Devletleri. Bunlar var. Önümüzdeki süreçte kritik dönemeçler var. İşte Halk Bankası davası 1 Mart'ta görülecek. S-400 meseleleri, Katsa yaptırımları ve Suriye Orta Doğu politikasının nasıl devam edeceği, şekillenmiş olan ama bundan sonra nereye evrileceği bu politikaların merak edilen konular. Yani PKK-YPG'ye desteğini devam ettirecek mi Amerika Birleşik Devletleri? Türkiye'yi, Rusya'yı, yani doğrudan hedefi Türkiye değil Amerika Birleşik Devletleri'nin ama Rusya'yı çevreleme hattı kapsamında Yunanistan'a bazı üsler kurdu. Biz bunları daha önce dile getirdik, konuştuk detaylarını. Birleşik Arap Emirlikleri ile silah anlaşmaları var, Güney Kıbrıs'la var, ambargolar kaldırıldı. Amerika Türkiye ilişkilerinde ne talep edecek? Talepten kasıt, yeni dönemde Türkiye nasıl bir görev üstlenecek NATO bünyesinde? Ve stratejik ortaklık temelinde ilişkiler nasıl şekillenecek? Bugün Amerika'nın bir süre önce göreve başlamış olan Büyükelçisi David Satterfield gazetecilerle bir araya geldi ve bütün bu sorulara yanıt verdi. S-400 meselesi, bunun çözülebilmesini umuyoruz dedi Büyükelçi. Ama çözülemeyen sorunlar varsa, başlıklar, biz bunları bir kenara bırakacağız ve diğer konular fırsat alanlarıyla, fırsat çerçeveleriyle, pencereleriyle devam edeceğiz dedi. Anladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile ilişkilerine bir marş tanıyor. Keza bir süre önce geçen haftaki buluşmamızda ya da hafta başında seninle buluşmamızda Jack Sullivan'ın, Amerika'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Türkiye ile ilgili Çin'le birlikte hedefe koyan Türkiye'yi yaklaşımı vardı. Ve bunu Avrupa Birliği ile birlikte yapma yönünde bir çağrısı vardı Sullivan'ın. Keza Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Şimdi biz ne bekliyoruz? Birkaç cümle daha söyleyeyim Büyükelçinin açıklamalarından, Satterfield'dan. S-400'lerle ilgili şunu söylüyor. Ne yazık ki diyor, bu mesele önce Amerikan yönetimi ve sonrasında Amerikan yönetiminin Katsa yaptırımlarını uygulamaya zorladı diyor. Bu konuda anladığım kadarıyla Büyükelçi bir esneme beklemiyor ama burada işbirliğinin diğer tüm alanlara eğer burada çözüm mümkün değilse yayılmaya devam edeceğini ifade etti. Bir önemli konu daha vardı Büyükelçinin gündeminde. Buna tepki gösterdi, bunu kabul etmediklerini ifade etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz'un arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğuna ilişkin sözleri. FETÖ darbesi evet, ama FETÖ elebaşının Amerika'da bulunması, görev yapan o 15 Temmuz'da hedeflere bomba yağdıran, saldıran uçakların NATO uçakları olması ve Amerika ile FETÖ'nün, Fethullahçı terör örgütünün ilişkisi nedeniyle bu sözleri söylemişti. Büyükelçi bunu kesinlikle reddetti. Amerika'nın sözcülüğünden de bu konuda açıklama gelmişti. Bunu kabul etmiyoruz, stratejik ortaklık ilişkimize yakışmıyor yönünde bir açıklamaydı bu. Bakalım önümüzdeki süreçte ne olacak? Bir telefon görüşmesi olur mu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden arasında? NATO zirvesi var. Bu ayın 17'sinde Brüksel'de NATO liderler zirvesi. Burada bir görüşme için
Türkiye hem Cumhurbaşkanlığı hem dışişleri yoğun bir uğraş veriyor. Biden'la bir araya gelmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ama öncesinde bir telefon görüşmesi olur mu? Olursa fırsat pencereleri açısından, Türkiye ile Amerika ilişkileri açısından muhteşem bir şey olur. Bu konuda da yoğun uğraş var. Bunun da altını çizeyim. Dış politikada gündemimiz buydu ama varsa sorun burada devam edelim yoksa içeri geçelim. İçeriye geçelim. Yani evet. İç gündemde yani ekonomi cephesinin aslında beklediği, piyasaların da beklediği Bülent Aydemir ekonomik ve hukuk reformları. Burada yeni adımların atılması bekleniyor ve bu yeni bir hikaye olacak belki de piyasalar için. Önümüzdeki haftalarda buna dair gelişmeler bekleyelim mi? Bu çalışmalar ne zaman netleşir, ne zaman somutlaşır, ne zaman kamuoyuna açıklanır? Barış Esen, bununla ilgili bir takvim açıklanmadı. 3 aylık bir zaman dilimi, 8 Kasım'dan bu yana 3 aylık bir zaman dilimi geçti. Burada hani beklentiler var, hukuk reformu, ekonomik reformlar. Şunun altını çizeyim. Yani ekonomide eğer böyle bir reform yönünde bir beklenti varsa, ben tabii görüşmelerimde bu kanaate varıyorum. En büyük reform zaten yönetim ve ekonomi anlayışının, makro ekonomi anlayışının değişmesi olduğunu ifade ediyorlar. Şeffaf, öngörülebilir bir ekonomik model. Bu uygulanmaya başlandı. İşte Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın sözleri vardı. Faiz indirimi için henüz erken, belki bu yıl içinde bir indirim öngörülmüyor. Yani bir stabilizasyon sağlanana kadar gerek dövizde gerek enflasyonla mücadelede beklenen hedeflere yaklaşıldıkça belki bir faiz indirimi olabilir. Faiz indirimi olmayacağını ifade ediyor. Ve yönetimde gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Berat Albayrak'tan sonra Lütfü Elvan'ın getirilmesi, gerek Merkez Bankası'ndaki Murat Uysal'dan sonra Naci Ağbal'ın görevlendirilmesi, bunlar en büyük reformlar olarak adlandırılıyor. Bir de tabii bunun hukuki reformu var. Yargı alanındaki reformlar, Adalet Bakanlığı'nın bugüne kadar ikisini hazırladığı yargı reformu strateji belgeleri hazırlanıyor. Yargılama sürelerinin kısaltılması, adil yargılama konusunda bazı adımlar, uygulamadan kaynaklı bazı problemlerin giderilmesi, bunlar sayılabilir uzun tutukluluk süreleri. Bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. Bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki süreçte açıklayacak ama İttifak ortağıyla, MHP ile görüşmelerde bu konu gündeme geliyor. Ama en temel reform anayasa değişikliği. AK Parti en azından Cumhurbaşkanlığı sorduğumuzda bundan daha büyük reform mu olur diyorlar. Anayasa değişikliği, ama orada da büyük bir problem var. Anayasa değişikliğinde Cumhur İttifakı partileriyle muhalefet partilerinin ya da Millet İttifakı partilerinin savundukları farklı sistemler var. Biri Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devam edip kökleşmesini ve anayasanın bu doğrultuda revize edilmesini, yeni bir anayasa yazılmasını istiyor. Diğer partiler ise parlamenter sisteme, güçlendirilmiş parlamenter sistem adını verdikleri bir sisteme geçilmesini öneriyorlar. Yani ortada büyük bir problem var çünkü farklı anayasa tasavvuru var. Ama önümüzdeki sürece ilişkin seçimler 2023'te yapılacak. Bu sürece ilişkin yol haritasını ortaya koyma, işte siyasi partiler kanunu ve seçim kanununda değişiklik, onun dışında ülke barajının, seçim barajının düşürülmesi, ama ittifak yapan partiler için belli bir miktar, %5 örneğin, baraj getirilmesi konusunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin talepleri vardı. Bir diğer konu da HDP'nin kapatılması. Biliyorsun bu anayasa çağrısının içinde HDP de vardı, mecliste grubu bulunduğu için. HDP de katılacak mı, ama bir yandan da ittifak ortağı parti MHP diyor ki HDP kapatılsın, en azından bir dava açılsın, kapatma davası. Ortada aslında uzlaşılamayan konular var. Bu süreçte bunları gidermeye yönelik adımlar atılacak. Seçime giderken, 2023'teki seçime giderken hem bu meselede, anayasada hem reformda, bir de tabii ekonomide atılan ve atılmaya devam eden adımlar var. Bunların sonuçlarının alınması, vatandaşın cebine yansıması, şirketlere, esnafa yansıması da çok önemli. Biz de bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ama dediğim gibi en büyük reform anayasa teklifi deniliyor. Yargı reformu, strateji belgelerini de önümüzdeki süreçte bekliyoruz. Ama ekonomide de çok büyük, böyle radikal bir reform söylemini açıkçası ben beklemiyorum Barış. Olursa da benim için sürpriz olur. Evet Bülent Aydemir, tabii önce Cumhur İttifakı'nın da içerisinde bu anayasa teklifine dair bir uzlaşmanı görmek lazım. Sonrasında zaten Millet İttifakı ile olur mu olmaz mı ifade ettiğin farklı görüşler, farklı noktalar var, ama Cumhur İttifakı içerisinde de henüz
bir teklif üzerinde anlaşılabilmiş değil. Çok teşekkür ederim Bülent Aydemir. Ağzına sağlık. Habertürk Televizyonu Ankara temsilcisi. İyi hafta sonları. Biz yeniden ekonominin kendi iç gündemine dönelim. Merkez Bankası Başkanımız Sayın Naci Ağbal'ın açıklamaları vardı. Reuters'a konuştu ve erken faiz indirimi beklentilerini öteledi diyebiliriz. Çok net ifadelerle Sayın Ağbal diyor ki geçmiş çevrimler faizlerin erken indirmenin ekonomik maliyetini gösteriyor. Faiz indirimini uzun süre gündemimize almamız mümkün değil diyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, uzun bir süre daha faiz indirimini gündeme alma olasılığının olmadığını söyledi. Reuters açıklamalarda bulunan Ağbal, sıkılaşma yönündeki mesajlarını sürdürdü. Ağbal, enflasyonda kalıcı bir düşüşü görmek istiyoruz ancak fiyat istikrarına işaret eden göstergelerin de oluşması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Orta vadede sıkı para politikasının %5 hedefine ulaşıncaya kadar kesintisiz uygulanmasını bir çıpa olarak belirledik. Bu çerçeve ve hedef çıpası bizi fiyat istikrarına ulaştıracaktır değerlendirmesini yaptı. Ocak enflasyonunun tahminlere yönelik yukarı yönlü riskleri gösterdiğini belirten Ağbal, yabancı merkez bankalarıyla swap anlaşması yapma planının da olmadığını ifade etti. Merkez Bankası Başkanı Ağbal, bunun yerine sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesiyle döviz alım ihaleleri yaparak rezervlerimizi artıracağız açıklamasını yaptı. Ağbal, bankaların aktif kalitesindeki bozulmanın sınırlı kalabileceğini söyledi. Merkez Bankası Başkanı Ağbal, swap sınırlamalarının azaltılmasıyla ilgili ise kademeli olarak devam etmesini öngörüyoruz dedi. Ağbal, 2019 sonunda %5.4 olan tahsili gecikmiş alacak oranının %4.1'e gerilediğini söyledi. Yakın izlemedeki kredilerin toplam kredileri oranı %11.1 seviyesinden 2020 sonu itibarıyla %10.3'e geldi diyen Ağbal, salgının bankaların aktif kalitesindeki olumsuz etkilerin göreceli olarak sınırlı kalabileceğini belirtti. Sayın Merkez Bankası Başkanı açıklamalarını değerlendirerek başlayacağız. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Aybaş bu akşam 60 dakikada konuğumuz. Tonguç, hoş geldin, iyi akşamlar. Merhaba Barış, hoş bulduk, iyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Erken faiz indirimi beklemeyin diyor Sayın Ağbal. Yine swap yoluyla değil, döviz alım ihaleleriyle eğer güçlendirirsek öyle güçlendiririz rezervimizi. Çok net mesajlar. Ve piyasada da etkili oldu bugün herhalde, söyleyebiliriz bunu. Nasıl değerlendiriyorsun Sayın Ağbal'ın? Senin öne çıkardığın, altını çizeceğin hangi noktalar var? Ya şu çok enteresan. Tabii neredeyse Kasım ayında Sayın Ağbal göreve başladığından sonra bir dizi yurt içinde bankalarla, yurt dışı yatırımcılarla önümüzdeki dönem nasıl bir politika izleyebileceklerine dair hem Sayın Elvan'la birlikte aslında bir dizi toplantı yapmışlardı. Yani bunu hepimiz de tabii içeriğini çok net bilmiyoruz ama genelde uygulanacak politika ile ilgili ve neredeyse her toplantıda, her enflasyon raporunda sıkı para politikası, enflasyon hedefi, finansal istikrar gibi konular dile getiriliyordu. Bugün aslında çok farklı bir görüntü yok. Yalnız piyasa herhalde Türkiye'nin eski tecrübelerine şöyle bir baktığımızda, yani kur böyle 7'li seviyelere geldiğinde her ne kadar işte bu ayki enflasyon, daha doğrusu Ocak ayı enflasyonunun bir nebze hala yükseliş içinde olması, o çekirdek ve özellikle üretici fiyatlarında kur tarafının, talep tarafının, hatta emtia fiyatları tarafının etkisinin devam ediyor olması kısa vadede bir en azından faiz acaba değişikliği, hani önümüzdeki birkaç ay içerisinde kura bakarak bir değerlendirme yapılması noktasında Sayın Ağbal tekrar bugün bu sabah yaptığı açıklamalarda yani hayır, burada biz hedefe doğru giderken gerektiği kadar işte yüksek faizi veya sıkı para politikası duruşunu devam ettireceğiz demesi aslında bundan 3 ay önce yola çıkarkenki duruşundan çok farklı bir yerde olmadığı, işte 8.55'lerden 7.05'lere ya da 7.02'lere kur gelirken, ki küresel anlamda doların da yavaş yavaş yukarı hareketlendiği bir dönemde bunu net bir şekilde ben vurgulaması bence en önemli başlıktı. Dolayısıyla piyasa buradan bir kez daha en azından yönü önümüzdeki 2-3 ay içerisinde nasıl bir politika alacağını anladı. Ve bunun da aslında fiyatlara yansımalarını bugün net bir şekilde gördük. Tabii herkes
dolar TL'deki muhtemelen düşüşü konuşuyor ve sert düşüş diyebiliriz. Bugün en düşük seviye olarak 7.05-7.06'lar görüldü. Nasıl 7.02'ye kadar, evet 7.02.98 düzeltiyorum, şu an 7.06. En düşük seviye bu bugünün grafiği dolar TL için 7.02.98, yani neredeyse 7'nin altına inmek üzere görünen bir kur var. Bu devam edecek mi? Herkes size muhtemelen bunu soruyor. Yücel Tonguç Erbaş, senin beklentin nedir? Ya şimdi bundan 3 ay önce herhalde biri, biliyorsunuz böyle yani kurla ilgili birçok varsayım üzerinde konuştuk ama gelip de 8.55'ten Şubat başı itibariyle kur 7 lira olacak denseydi, bütün görev değişiklikleri vesaire her şey düşünüldüğünde çok mantıklı bir gelişme olmaz. Yani bunu çok böyle yüzdesel olarak belki %10-15'lik bir dilime koyabilirdik ama şu an işte bu sabah Sayın Ağbal'ın tekrar söylediği aslında algı değişimi Türkiye'de şu. Yani Merkez Bankası'nın işte gerektiği zaman aksiyon alma noktasında sıkıntı yaşayabileceği algısı. Yani bu hem Merkez Bankası'nın içinde hem ülkenin belki zaman zaman menfaatleri doğrultusunda zorlanabileceği konusu hakimdi. Ama bu algıyı yıkmak için o kadar çok Sayın Ağbal'ın işte defalarca bu sıkı para politikası, gerektiğinde daha yüksek bir faiz, hedefin enflasyon olması algısı vurgulaması gerekiyor ki bu kademeli aşağı doğru hareketin devamını görelim. Ya bize soruyorlar ama bizim şöyle bir belki avantajımız oldu. Yani biz bunu hem görev değişiklikleri hem özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın reform açıklamaları ve özellikle dış ilişkilerde yaşanan gelişmeler sonrası olabilirliğini konuşuyorduk ya da değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bilmiyorum, benim konuştuğum en azından kişilerin hani bu kur hareketine çok şaşırmamaları gerektiğini düşünüyorum. Daha da aşağıyı görebilir miyiz? Şöyle bir beklentim var. Yani 6.85, 6.87, biliyorsunuz aynı 2018 7.06-5.20 hareketi gibi bir beklentim var benim. Yani o da nedir? Aslında faizi yüksek tutarak aşağı doğru geldiğinde kur ve aşırı bence satın alınmış bir kur ve TL olduğunda Merkez Bankası biraz önce ifadelerinde aslında o satır aralarında önemlidir. Doğrudan alım diyelim, döviz ihalesi ve özellikle swap piyasasındaki hacmin azaltılması konusunda bir irade göstererek bence fiyat istikrarını o tarafta da dengelemeye çalışacak. Hani bu seviyeler 7-7.20 arasında olabileceğini düşünüyordum ama hazır böyle kur aşağı, biraz da CDS'ler işte 300'ün altına geldiğinde, piyasada o olumlu hava gözüktüğünde tahmin ediyorum Merkez Bankası 7'nin altında bu politikaya başlayıp işte olası sarkmalarda aşağı doğru artık piyasayı biraz kur tarafında aşağıda dengelerken belki yılın ikinci yarısında, yani şu an faizde bu oranlarla devam edeceğimizi söylese de yılın ikinci yarısında ekonomik toparlanmanın tekrardan gündeme geleceği bir dönemde faiz indirimlerine enflasyondaki aşağı yönlü hareket, olası aşağı yönlü hareketle birlikte devam edebilme ve burada kur faiz dengelenmesini sağlayabilme gibi bir politika izleyeceğini düşünüyorum. O açıdan ben 7'nin altını göreceğimizi bekliyorum ama böyle bir 5'li seviyeler, ne bileyim 6'lar, hani böyle enteresan beklentiler de var. Nasıl ki 10-15'ler kur için enteresan beklenti ise bence şu aşamada 5 lira 6 lira da çok iyimser diyeyim. Hatta ya da çok piyasanın karşıtı bir görüş olarak duracaktır. Dolayısıyla 6.85 belki 6 hani 80 maksimum. Buralar şu an için sanki piyasada merkezin kuru dengeleyebileceği o bahsettiği başlıklarla yerler gibi duruyor. Oralar şu an için hala peki, beklenebilir. Unutmamak gerekiyor. 7.35 200 günlük ortalama, 7.20'de şu an net bir direnç olarak karşımızda duruyor. Evet, BOTAŞ'a satışları da çok azalmıştı. Bir grafiğimiz var ona dair. Merkez Bankası'nın hatta satış yapmadığı noktasına kadar geldi. Merkez Bankası kur üzerinde baskı olmaması için BOTAŞ'ın yurt dışından doğal gaz alırken olan döviz ihtiyacı konusunda bir rahatlama sağlıyordu ama gelinen süreçte oradaki desteği de BOTAŞ olan desteğine de gerek kalmamış gibi görünüyor.
45 milyar dolarlık satış yapılmış bu süreç içerisinde 2015'ten beri, ama 6 yıl sonra ilk kez BOTAŞ'a Merkez Bankası döviz satışı yapmadı diyoruz. Burada işte haftalık brüt döviz rezervine dair de grafiklerimiz var. Onu da ekranlara yansıtabiliriz. Bundan sonra herhalde konuşacağımız, sen de ifade ettiğin, önümüzdeki süreçte döviz rezervlerindeki Merkez Bankası'nın güçlenme, orada bir biriktirme süreci bizim için herhalde takip edilecek. O açıklama geldiğinde mi Yücel Tonguç Erbaş, kurda tamam artık daha da fazla aşağı gelmez deriz? Yoksa şunu da görme ihtimalimiz var mı? Bu para akışı devam ederken, faizler yüksekken Merkez Bankası rezervini işte belki bu ihalelerle güçlendirirken kur hala aşağı doğru gelebilir mi? Ya şimdi her olasılığı tabii düşünebiliriz. Fakat doğal olarak şöyle bakmamız lazım. Hatırlarsanız geçen sene 6.85'te bir yatay zaman dilimimiz oldu. Ve artık o aşamadaki bazı fiyatlamaların da çok normal piyasa şartlarında gerçekleşmediğini konuşuyorduk. Yani tabii ki bu tarihsel bir süreçte enteresan bir seviye midir bilemiyorum ama aynı zamanda Merkez Bankası'nın vadeli piyasada işlemleri oluyordu. İşte kamu bankalarının bazı döviz piyasasında yine işlemleri oluyordu. Hatta burada rezerv erimeleri vesaire de bahsediliyordu. Yani dolayısıyla o seviyeye geldikten sonra Merkez Bankası şunu söylüyorsan eğer, yani geçen hafta gördüğümüz o 236 milyar dolardan bir hızlı çözülme olursa, Merkez Bankası araya girip dövizi toplamaya başladığında bile bir aşağı yönlü hareket olabilir mi? Yani olabilir. İşte o sürpriz bir dönem olabilir. Fakat ben orada bile piyasa dengelenmesinin, yani şunu da unutmayalım. Ne diyoruz? 7'lerin üstü, 8'lerin üstünden 6.85'lere giriyor. Dolayısıyla burada birçok konu devreye girecektir. Yani ihtiyaç olan dövizin alınması, belki yeni yatırımcının piyasaya gelmesi, döviz tarafında başka tarafta getirisi olanın. Dolayısıyla ben çok o seviyenin altında merkez devreye girdiğinde döviz çözülmesi olsa da böyle çok kurun aşağı doğru yıkılacağını düşünmüyorum. Keza şöyle bir durum var. Diyelim ki çok bir aşağı yönlü baskı oldu. Bu da enflasyonu aşağı doğru tetikliyor. O zaman Merkez Bankası, yani piyasayı da canlandırmak için faiz indirimlerine başlaması gerekecek. O da bir silah olarak karşımızda kalıyor. Dolayısıyla o dengeyi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bir döviz alım ihalesi, faiz politikası veya işte para politikası diyelim, aynı zamanda gelebilecek yeni talebinde o bahsettiğim aralıkta bir dengelenme sağlamasını bekliyorum açıkçası. Yücel Tonguç Erbaş, bugün gelişen ülke para birimlerine baktığımızda aslında sadece Türk lirası değil, Brezilya reali, Rus rublesi, Güney Afrika randı, Meksika pesosu, hepsi iyi, Polonya zlotisi. Yani bugün bize ekstra bir, bize özel bir hareket yok. Bizden de hatta daha iyi dolara karşı değer kazanan para birimleri de var. Ama şöyle yılbaşından itibaren baktığımızda, bugünü bir kenara koyduğumda, yılbaşından bugüne diye tabloyu değiştirdiğimde Türk lirası %5'in üzerinde değer kazancıyla dolara karşı çok açık ara en iyi para birimi. Bizden sonra Çin yuanı geliyor. Şimdi tabii gram altın, altında da bugün biraz yukarı hareket var ama yani 400 liraların neredeyse 6 gram cephesinde görülür mü diye bu sefer sormaya. Hani bir tarafta 7'nin altı, diğer tarafta 400 liranın altı. Hem ons altın bu hafta bir 1800'ün doların altını gördük dün. Bugün yukarı bir tepki var. Onu da arkadaşlarımız ekrana getirirler. Altın için ne düşünüyorsunuz? Altın için hem gram hem ons için değerlendirmeni rica edebilir miyim? Ya şunu söyleyeyim. Şimdi tabii farklı beklentiler var altınla ilgili ama ben neredeyse 3-4 aydır 2021 beklentimi de net bir şekilde hani 1650 dolarlarda ons tarafında söyleyerek başladım. Bakalım yıl bize ne gösterecek ama ben şu mantığı kurmaya çalışıyorum. Dolar endeksinin 91 seviyesinde, ki bugün gelen tarım dışı veri seti içerisinde bir nebze doların küresel anlamda değer kaybettiğini gördük. Ama ben bunun geçici olduğunu düşünüyorum ve o söylediğin 1800 üstü, işte 1.20 üstü parite ve altın hareketini de biraz buna bağlıyorum. Genel anlamda özellikle paritede 1.21, ons altında uzun vadede 1870'ler hatta 1920 dolarlar geçilmediği sürece
tüm yükseliş hareketleri bence bir tepki hareketi. Bundan sonraki gelişmelerin ben biraz daha dolar lehinde olacağını, işte Amerika'nın hem tahvil ihracı, hem büyüme beklentisi, hem destek paketi hamleleri, hem gelen verilerin hizmet PMI tarafında bile bir nebze toparlamaya başlaması açısından daha diğer piyasalara veya ülkelere göre dinamik bir ekonomisin olduğunu düşünerek çok da uzatmadan ons altında ben yükselişlerin tepki, daha sonraki beklentilerde gerçekleşecek veri akışı sonrasında 1600-1800 aralığına oturacak bir ons altın bekliyorum. Kurda biraz önce zaten beklentimi az çok anlatabildiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla gramda da bu gelişmeler olurken 400 TL'nin altının görülmesi çok sürpriz olmayacaktır. Burada yani çok gram altın yeniden pozisyon almak isteyen ve bunu uzun vadeli tutmak isteyen yatırımcı varsa, o zaman 400'ün altında, hatta 380-400 aralığı bir, yani belki kısa vadeli bir fırsat olabilir. Ama son iki yıldaki kur, daha doğrusu döviz ve altın getirisinin ben bu yıl olacağını düşünmüyorum açıkçası. O açıdan hala yükselişler 432 TL yanılmıyorsam gramda da 200 günlük ortalama. 420-432 buraya doğru yılın ilk yarısında tüm yükselişler şu an için satış tarafında yani fırsata dönüştürülebilecek yerler gibi duruyor yatırımcı nezdinde baktığımda. 400'ün altına geldiğinde eğer ufak ufak toplanmak gibi bir niyet varsa bu yapılmaya devam edilebilir. Ama ben orada da kurdaki aşağı ve onstaki o kırılım gerçekleşirse 380'lere kadar bile bir geri çekime yıl içinde olabileceğini düşünüyorum. Yücel Tonguç Erbaş, Borsa İstanbul'da konuşmak isterim. Şimdi burada tabii getiri arayışındaki yatırımcılar var. Elinde dolar olan ya da doları yıllardır belki bir hem korunma aracı hem yatırım aracı olarak gören yatırımcılar. Borsa İstanbul'a birçoğu bu süreç içerisinde yönelenler gördük. 2 milyonun üstüne çıktı. 2.2 milyona doğru giden yatırımcı sayısı Borsa İstanbul'da. Ama burada da biraz zorlanma görüyor muyuz? Bugünkü satış ne ifade ediyor? Yoksa yani alternatifleri değerlendirdiğimizde kurdan borsaya geçiş zamanı mı bu gelinen seviyeler olmasına rağmen, bu konuda Borsa İstanbul konusundaki değerlendirmeni rica edeyim. Şimdi şey çok enteresan Barış. Borsaya hemen geleceğim ama mesela biz hep borsada bir işte destek dirençler, zarar durdur seviyeleri, kar al beklentileri konuşuyoruz ama zaman zaman yatırımcıların mesela döviz tarafında ve işte altın veya onun türevleri tarafında işte gramı da konuşursak hani burada aynı mantığı çok çalıştırmadıklarını görüyorum. Yani bir güvenli liman algısı bu ürünler üzerinde olabilir ama yani sonuçta nihayetinde orada da kırılımlar geldiği zaman işte son 3 ayda gördüğümüz gibi riskler oluşabiliyor. Dolayısıyla bundan bahsetmek istedim. Borsaya gelince bugünkü satışlar tamamen bence cuma etkisi, yani böyle bir enteresan cuma günlerimiz oluyor bizim. Seans sonuna doğru 1550 seviyesi geçilmediği zaman hani aşağı doğru yeni haftaya girmeden önce bir hani kar satışı, daha aşağıdan pozisyon alma isteği birçok sektör içerisindeki hissede oluyor. Sabah da güçlü başlıyoruz. Çünkü yurt dışında bir kırılım yok. Ama borsa tarafı bence bu yıl alternatif olmaya devam edecek. Yani döviz bozuk mu ya da yurt dışı piyasadan işte buraya yatırımcı tarafında bir ilgi mi devam eder? Onu tabii yatırımcı kendi değerlendirmesi lazım. Ama ben Borsa İstanbul'un 1300-1800 arasında bir yıl geçirebileceğini, şu an için kısa vadede 1550'nin önemli bir direnç. Eğer yurt dışı piyasalara bir satış gelirse Borsa İstanbul'un sert düzeltmeler yaşayabileceğini, aksi takdirde kısa seans içi veya birkaç günlük düşüşlerle trendin yukarı doğru devam edebileceğini düşünüyorum. Ama her ihtimale karşı 1525-1508 destekleri ve 1500'ün altında robotların özellikle Borsa İstanbul tarafında bir algusunun çalıştığını şu an için net bir şekilde gördük. Dolayısıyla o seviye aşağı kırıldığında buraları da zarar durdur seviyeleri olarak hisse bazlı da bakıp değerlendirmek lazım. Şu an için bir sıkıntı yok ama 1550'yi kısa süreli bir geçiş bölgesi olarak geçemez ve biraz da altında kalmaya devam ederken yurt dışı satışlar gelirse tekrar 1500'lere doğru bir geri çekilme önümüzdeki hafta çok sürpriz olmaz benim için. Ağlakçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, çok teşekkürler yorumlar için. Kolaylıklar diliyoruz. Buradan Londra'ya dönelim.
Bizi Ceren bekliyor. Bakalım onda hangi notlar var? Barış, haftanın son işlem günü Avrupa piyasaları yukarı yönlü karışık seyirde kapatmaya hazırlanıyor. Endekslere baktığımız zaman İngiltere ve Almanya borsasının yatay seyirde kapatmaya hazırlandığını günü söyleyebiliriz. İtalya, Fransa ve İspanya borsası ise pozitif ayrışıyor. Bu üç borsada %1'e yaklaşan oranda primler söz konusu. İspanya borsası %1'lik primle başı çekiyor. Euro dolar paritesinin yeniden 1.20 seviyesinin üzerine çıktığını görüyoruz. Euro dolar karşısında %0.5'lik yükselişle 1.20-25 seviyesine kadar yükselmiş durumda şu saatlerde. Hatırlayacak olursak dün 1.20 seviyesinin altını test etmişti. Bugün öne çıkan başlıklara baktığımız zaman Avrupa Birliği ile ABD'li yetkililer arasında önümüzdeki hafta bir görüşme gerçekleşecek. Bir süredir tarife savaşı vardı iki cephe arasında. Özellikle Trump döneminde yeni tarifeler gündeme gelmişti Avrupa Birliği'ne. Avrupa Birliği yetkilileri misilleme olarak ABD'ye yeni tarifeler koymuştu. Şimdi bugün basına yer alan haberlerde Avrupa Birliği'nin Biden ile ilk görüşmede gümrük tarifelerinde 6 ay erteleme önereceği iddia edildi. Önümüzdeki hafta Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek ve bu görüşmede gümrük tarifelerinde 6 ay erteleme talep etmeyi düşünüyor Avrupa Birliği bugün basına yansıyan haberlere göre. Bugün Avrupa'da öne çıkan veriler tarafında Almanya'da fabrika siparişleri verisini gördük ve Aralık ayında veri 8 ay sonra ilk kez düşüş kaydetti. Aralık ayında %1.9 oranında düşüşle Nisan'dan bu yana en sert düşüşünü yaşamış oldu ve analistlerin beklentilerinin üzerinde bir düşüş meydana geldi veride. Bunun yanı sıra önümüzdeki hafta gözler İtalya'da olacak. Yine bu hafta hep İtalya borsasının yarattığı iyimserlik hakimdi Avrupa piyasalarında. İtalya'da hükümet kurma yetkisi verilen eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi partileri ikna etmede başarılı olacak mı olmayacak mı hep birlikte izleyeceğiz. Çünkü hafta sonu özellikle siyasi partilerle görüşmelerini yoğunlaştıracak. Yarın mesela 5 Yıldız Hareketi lideriyle görüşmesi bekleniyor. Şimdiye kadar 5 Yıldız Hareketi'nin muhalefet ettiğini biliyoruz. Sadece Conte liderliğinde bir hükümetin kurulmasını destekleriz açıklamasında bulunmuştu. Fakat bugün parti liderinden gelen açıklamalar Draghi ile görüştükten sonra pozisyonumuzu belirleyeceğiz yönündeydi. Bu nedenle önümüzdeki hafta fiyatlamalar açısından bu konu önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor Barış. Ceren Dilekçi'ye teşekkür edelim. 60 dakikada kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından program devam edecek. Dakikaya otomotiv sektörünü konuşarak devam edeceğiz. Emre Özpeynirci karşımızda olacak. Otomotivdeki bu dijitalleşmeyle beraber bir çip sıkıntısı, koronavirüsün, pandeminin getirdiği sürecin belki de sıkıntılarını bu cephede de yaşıyoruz. Emre Özpeynirci, iyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Nedir buradaki sıkıntı? İstersen biraz daha açmanı rica edelim. Bu çip ve otomotiv sektörü hangi noktada buluşuyor? Şimdi baktığımız zaman tabii son yıllarda otomotiv sektöründe çok ciddi bir evrim yaşanıyor. Elektrikli otomobil çağı, otonom dediğimiz sürücüsüz otomobiller devreye giriyor. Ve artık otomobiller mekanik olmaktan çok daha teknolojik cihazlar haline geliyor. Dört tekerlekli akıllı telefon diye de adlandırıyorlar. İşte buna bağlı olarak da tabii otomobillerde özellikle sensör, radar, bir takım kamera kullanımları arttı ve otomobillerin içinde data kullanımı da yükseldi. Bu da çip yani yarı üretken ihtiyacını da beraberinde getirdi. Aslında geçtiğimiz yıla kadar, pandemi sürecine kadar bir sıkıntı yoktu. Talep karşılanıyordu ama pandemi sürecinde otomotiv sektörü biliyorsunuz özellikle Mart, Nisan, Mayıs ayında Avrupa'da ve dünyada üretimleri ara verdi. Bu üretimleri ara verdiği dönemde çip üreticileri, dünyadaki bunların en başında Tayvan yer alıyor. Bu üretimleri, otomobil sektörünün ihtiyacı olan çipleri diğer alanlara kaydırdı. Tabii diğer alanlarda da pandemi sürecinde özellikle bilgisayar kullanımı, telefon kullanımı arttığı için oradaki talep de yükseldi. Çip üreticileri bu alana kaydırınca otomotiv sektörü yeniden üretime başladığı zaman bu talebi karşılayamayacak noktaya geldi.
Bu da işte şu anda, yani özellikle yılın 2020'nin sonundan itibaren bu çip tedariğinde çok büyük sıkıntılar yaratmaya başladı. Şu anda ülkeler nezdinde bu konuda görüşmeler yapılıyor. Belki 2-3 aya düzelebilir ama şu anda birçok özellikle Amerika'da ve Avrupa'da üretimler çip tedariği yüzünden durmuş noktada. Emre, bizde içeride bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanıyor mu? Yerli yani yerli otomobil diyebiliriz artık Türkiye'deki otomobiller ama henüz işte TOK devreye girmedi. O yerli ve milli otomobil olacak. Türkiye'deki otomobil fabrikalarında bu çip konusunda ya da bu teknoloji tedariği konusunda şu an bir sıkıntı var mı? Bizim hem otomotiv sektörü satış açısından çok canlı, üretim açısından da böyle bir tedarik konusunda sıkıntı yaşanıyor mu? Yani şu anda çipten dolayı üretimlerde bir aksama yok gözüküyor ama bu tabii ki doğrudan olmasa da dolaylı yoldan etkilemeye başlayacak. Ama şu anda en büyük sıkıntı Türkiye otomotiv sanayi için özellikle Avrupa'daki talep azalması. Dolayısıyla mesela OYAK Renault Bursa'daki üretimini 11 Şubat'a kadar ayın başından itibaren durdurdu. Çünkü talep azalması bizde canlı olarak gözükse de Avrupa'da Ocak ayında pazarlarda ciddi kayıplar devam ediyor. Şimdi bunun üzerine bir de çip tabii tedariğinde sıkıntı olunca iyice oradaki bu talep azalması Türkiye'yi etkileyecek. Zaten geçtiğimiz günlerde Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Haydar Yenigün de bu konunun Türk otomotiv sanayinin de yakından ilgilendirdiğini ve bu noktada özellikle Türkiye'de biliyorsunuz artık teknolojik altyapıya bağlı olarak hibrit araçlar üretilmeye başlandı ve çip tedariği daha fazla yükseliyor. Dolayısıyla bunların hepsi kademeli olarak Türkiye'deki otomotiv sanayinde etkileyeceğini, bunun çok önemli bir aslında problem olduğunu, bunun için önlemler alınması gerektiğinden bahsetti. Şu anda Almanya, Fransa, İtalya hükümetleri özellikle Tayvan'la daha fazla tedariği arttırmak ve kotayı arttırmak için görüşmeler yapıyorlar. Bunlar Tayvan tarafından olumlu yanıtlar geldi ama önümüzdeki dönemde net olarak belli olacak. Şu anda Amerika'ya da sıçradı. Amerika'da da özellikle GM'in, Ford'un fabrikalarında çip tedariği yüzünden üretim durdu. Her yerden aynı seviyede bir talep olduğu için de şu an yetiştiremiyorlar. Avrupa Birliği bu konuda çok ciddi bir yatırım yapacağını, önümüzdeki dönemde kendi çipini kendi üreteceğini, bu yüzden de 20 milyar euronun üzerinde bir yatırım kararı aldığını açıkladı. Ama tabii bu uzun soluklu bir yatırım. Önümüzdeki günlerde bu tip yeni gelişmeler olacak diye düşünüyorum. Emre, izninle birkaç sorum daha olacak. Bu tabii çipten ki yola çıktık ama otomotiv sektöründe hakikaten ekonominin de bu bizim de gündemimizde bu en son gelen elektrikli otomobiller konusundaki ÖTV değişikliği çok tartışıldı. Sektörden de çok net bir aslında buna dair tepki de geldi. Bunun hani neden olduğuna dair ve bunun değiştirilebileceğine ya da değiştirilmeyeceğine dair bir duyumun, bir senin bu konuda değerlendirmen var mı? Çünkü hani diyoruz ki tüm dünya daha işte hibrit ya da elektrikli otomobillere doğru, bizim TOG öyle gelecek. Şimdi bu biraz aslında şaşırttı, otomotiv dünyasında muhtemelen şaşırtmıştır, bizi de şaşırttı. Nasıl değerlendiriyorsun, senin bu konudaki yaklaşımını alabilir miyiz? Kesinlikle herkes o kararın ardından şoke uğradı. Çünkü sonuçta Türkiye açıkçası yerli otomobille aslında gelecek vizyonunu belli etmişti elektrikli olacağını açıklayarak. Bu vizyonun tam tersi bir uygulama oldu. Bugün Avrupa'ya baktığımız zaman hemen hemen her ülkede zaten elektrikli otomobillerden vergi alınmıyor. Bunun üzerine bir de parasal teşvikler var. Bazı ülkeler hem parasal teşvik hem vergi alınmamasını birlikte uyguluyor. Dolayısıyla elektrikli, yani bu çevreci araçları teşvik etmeye çalışıyor, talebini arttırmaya çalışıyor. Bu araçlar neden teşvik ediliyor? Çünkü maliyet olarak, batarya maliyetinden dolayı normal konvansiyonel araçlardan daha pahalı. O yüzden de bu talebin artması için ciddi teşvikler varken Türkiye'de açıkçası böyle bir karar alınması, ki Türkiye'de elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki pazar payı şu anda 0.14. Yani bu seviyedeyken böyle bir karar alınması herkesi şaşırttı. Çünkü ileride eğer sonuçta bu rakamlar %10'lara gelse, 15'lere gelse vergi geliri kaybı olmaması için belki bu denge sağlanabilirdi ama şu anda bu kadar, yani Türkiye'de geçen sene 844 tane elektrikli otomobil satılmış. Burada siz vergiyi arttırarak ne bir gelir kazanabilirsiniz, ne bir gelirinizi arttırabilirsiniz.
Dolayısıyla anlayabilmiş değiliz ama şu gözlemleniyor. Özellikle lüks segmentte bu ÖTV avantajından dolayı önümüzdeki süreçte satışlarını arttırabileceğini düşünerek burada biraz ithalatı önlemek adına erken adım atıldığı söyleniyor. Ama bunun bu karar yüzünden yeni elektrik altyapısına yatırımlar revize edilmeye başlandı. 2022 yılı sonunda yerli otomobil gelene kadar bu şarj altyapısının olması, diğer markaların elektrikli otomobilleri Türkiye'ye getirmesi gerekiyordu. Şu anda bu konuda yatırımlar biraz revize edilmeye başlandı. Bu da önümüzdeki yıllar için bence çok ciddi bir sıkıntı yaratacaktır. Emre Özpeynir'e çok teşekkürler değerlendirmeler için. Cem Sümbül'e döneceğim. Telefon hattımızda Cem olacak. Bu yarı iletken sektöründeki sıkıntıya dair. Cem hoş geldin. Senin değerlendirmelerini alabilir miyiz? Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. İyi akşamlar diliyorum. Şöyle tabii hem Covid nedeniyle çok ciddi sıkıntılı bir yıl yaşadık. Ve hala daha da işte etkisini görüyoruz. Hala yaşıyoruz. Bu telefonlar için gereken aslında yeni telefonlar tabii müthiş bir beklenti yaratıyor. Özellikle yarı iletken çerçevesinde çok sayıda hiç beklenmediği kadar büyük bir baskı var aslında ve üreticiler daha çok bu markalara yöneliyorlar, yönelmek zorunda kalıyorlar. Hatta üreticilerin aslında bakarsanız bir nevi bu şirketlere çalışıyorlar diyebiliriz. Şirketlerin kendisi Samsung gibi başka şirketler de bu anlamda buraya da özel olarak çalışabiliyorlar. Dolayısıyla esas yükü telefonlar ve buna bağlı cihazlar götürüyor ki bu sene buna bir de dizüstü bilgisayarlar da katıldı çünkü bilgisayarlar içinde tekrar bir dönüş oldu. Bunlar da etkili oldu diyebiliriz bu yıldaki baskıya bakarsak. Dolayısıyla buradaki baskı bir taraftan da akıllı araçlarla ilgili artışı da gördüğümüz zaman hem elektrikli araçlar hem de normal kullandığımız gündelik araçlar içinde kullandığımız bazı cihazlar var. Yani işte aynada bir kör noktada bir araç var mı yok mu diye kontrol eden sensör. Aracın beynine giden ve işte sizin önünüzdeki araçla aranızdaki mesafeyi kontrol eden sensörlerin işte size doğru bilgiyi vermesi, bugü arması, arabanın kendi kendisini durdurması gibi birçok yeni özellik geldi. Bunlar Türkiye'de çok fazla belki lüks araçlarda var ama Fransa'da örneğin bu araçların standart olması gerekiyor. Yani işte yayın bir tanesi eğer yola çıkarsa aracın bunu görmesi ve eğer işte şehir içi standartta hızdaysa 50 kilometredeyse durabilmesi gerekiyor. Evet. Böyle baktığımız zaman bunların her biri, tabii ben çok küçük, daha doğrusu en çok bilinen ayrıntılardan bahsetmiş oluyorum. Bunların her biri sensör, her biri yarı iletken kullanımı gerektiriyor. Ve her biri de dolayısıyla bize başımıza işte şimdi olduğu gibi daha fazla üretim gerektiriyor. Her markada bunu talep ettiği için. Buna yetişmek gene tabii ki Covid nedeniyle başımıza dert oldu diyebilirim. Cem çok teşekkürler. Cem Sümbül bizlere aktardı. Habertürk Televizyonu teknoloji editörü. Biz şimdi gayrimenkul sektörüne bakacağız. Orada Türkiye'de gayrimenkul alan yatırımcıların %92.7'sinin gayrimenkulleri ellerinde tutmayı sürdürdükleri ortaya çıktı. Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Türkiye'den gayrimenkul alan yabancı yatırımcılara ilişkin bir araştırmaya imza attı. Araştırmaya göre Türkiye'de gayrimenkul alan yatırımcıların %92.7'si gayrimenkullerini elinde tutmayı sürdürüyor. Söz konusu yatırımcıların ortalama mülkiyet süresi ise 5 ila 7 yıl arasında. Öte yandan araştırmaya göre Türkiye'ye yatırım yapan 4 yabancıdan sadece biri vatandaşlık amaçlıyor. Verileri açıklayan Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği Başkanı Ömer Faruk Akbal, Türkiye'de beyaz yakalı yabancı yatırımcıya gayrimenkul satmak için satışta ikametgaha hak kazanmak için gerekli ücretlerin yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Uzun süreli ikamet izni verilmesini istiyoruz. Nedir bu? Bir kişi geldi Türkiye'de 5 bin dolara gayrimenkul aldı, ikamet alıyor. Almasın. Çünkü bunlar farklı kara borsalar oluşturuyor. Bir alt limit, bir turquality kart gibi bir limit belirleyelim. 100 bin dolar. Türkiye'de 100 bin dolar ve üstü gayrimenkul alan kişiye Türkiye 5 yıl oturma izni versin. Türkiye'deki yabancı gayrimenkul alımlarının artırılması adına bir takım düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gerektiğine değinen Akbal, emlakçılar için zorunlu hale getirilen mesleki yeterlilik belgesinin yabancı yatırımcıya satış yapan emlakçılara da gelmesi gerektiğini kaydetti. Mülteci başka bir şey, expat yani gurbetçi başka bir şey. Gurbetçi herkesin seveceği, herkesin isteyeceği bir yatırımcı kitlesidir. Neden? Parası vardır, bir yeteneği vardır, kualifikasyonu vardır.
göç ettiği o coğrafyaya bir değer katar. Bilgisiyle, parasıyla, yatırımıyla. Dolayısıyla biz Türkiye ne kadar çok yabancı çekersek gelsin, burada yaşasın, burada iş kursun, burada bir hayat kursun, eğitimini burada alsın, burada yaşasın, yatırım yapsın, gayrimenkul alsın. Bunların hepsi ekonomide oradan sıcak para. Ticaret Bakanlığı taşınmaz ticaretini düzenledi ve emlakçıların belli yetkinlikleri, kriterleri sağlamasıyla beraber belgeli bir şekilde çalışmasını zorunlu kıldı. Biz benzer bir çalışmanın yabancılar için yapılmasını talep ediyoruz. Bununla ilgili hazırlıklarımızı da yaptık ve ilgili bakanlıklarla da paylaştık. Güneş enerjisi sektörünü konuşacağız. Sayın Arda Yalı bu bölümde bizlerle olacak. Elin Enerji Yönetim Kurulu Başkanı. Arda Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Sizin sektörünüzü bu dönemde emtia cephesinden ya da maliyetler cephesinden en çok neler etkiliyor? İsterseniz bunu anlatmanızı rica ederim. Tabii ki de. Şimdi aslında fotovoltaik panel maliyetinin ana etkenlerinden ilk ikisi güneş hücreleri, ardından camdır. Camdan sonra alüminyum ve bakır fiyatları doğrudan etki eder. Biliyorsunuz metal fiyatları Londra Metal Borsası'nda pandemi sonrasında talep artışı çok olduğundan ani bir yükselişe sebep oldu. Bir de pandemide birçok cam fabrikası kapanmıştı. Şu an dünyanın %35 cam ihtiyacını Çin karşılayabiliyor. Bu %35 ihtiyacı 200 flot hattıyla karşılayabiliyor. Bu 200 flot hattının 50'si pandemi döneminde kapandı. Yani %25 bir kapasite kaybetti Çin. Bu kaybı nedeniyle 30 yıl aradan sonra ilk defa Malezya'dan cam ithal eder duruma geldi kendi ihtiyaçları için. Sadece enerji sektörü değil, tüm cam gruplarında böyle bir kriz karşı karşıya. Yeni bir flot hattının da devreye alındıktan sonra bir yıl içerisinde tam randımana ulaşması gibi bir gerçek var ortada. Bu gerçekleri de değerlendirdiğimizde şu an aslında bütün sektörleri etkilen bir cam krizi var. Bu da fotovoltaiğin doğrudan etki eden kalemlerinden ikinci sırada yer alan kalemi. Bu yüzden dolayı geçen seneki cam maliyetlerinin iki katına da olsa cam bulmakta, fotovoltaik endüstri zorlanmakta. Artı metal fiyatları çok arttı. Bakır, alüminyum, keza çelik fiyatları. Bunlar da hem güneş panelini etkiliyor hem de sahadaki yatırımda da ciddi anlamda çelik ve bakır kullanımı var. Alüminyum kablo da olabilir. Bu tip kullanımlardan ötürü sağ yatırımları da etkilendi. Güneş enerji sektörüne toplam yatırım maliyetinde baktığınızda %4 ila 6 bir maliyet artışına neden oldu bu süreç. Tabii bunlar geçici. Şimdi hesap ettiğimizde yeni flot hatları yandığında 2021 Ekim ayında biraz daha normalleşmesi öngörülüyor piyasaların. Ama bu geçiş döneminde maalesef yatırım yapmak zorunda olan veya yatırıma çıkmış birçok firma bu maliyeti üstlenmek durumunda kalacak. Ama her sektörde maalesef talep artışının beklemesinden ötürü bu tür şeyler karşılaşılabiliyor. Temel amaç uluslararası bu dönemde bir de sevkiyatta bir problem var. 40 inç konteynerlarda $2,300 bir konteynerin nakliye fiyatı iken $13,000'lara kadar fırladı son 3 ay içerisinde. Bunların hepsi aslında bir bekleyen talebin aniden ortaya çıkması. Geçiş dönemi yaşıyor sektörümüz. Bu geçiş döneminde biz cam özelinde 2021 Ekim ayını, diğer metal özellerinde piyasanın tam oturmasını 2021'in 6. ayında olacağını öngörüyoruz. İlk iki çeyrek biraz dalgalı bir hareketlenme olacak diye öngörüyorum. Arda Bey, gümüşün etkisi var mı? Gümüş fiyatlarında dalgalanma. Önce yukarı gitti, sonra yeniden aşağı doğru geldi açıkçası, ama bu konuda neler? Yok, gümüş doğrudan etki etmez bizim şeylere. Bizde aslında ana etken bakır, alüminyum, cam, silikon fiyatları. Bunlar bizim ana kalemlerimiz. Gümüş bizi etkilemiyor ama metallerin hepsinde bir artış var. Sadece gümüş diye düşünmeyin. Metal dediğimiz bakır, alüminyum çok ciddi bir artış gösterdi. Alüminyum son 10 yılın zirvesinde. Bakır keza 8 yılın zirvesini gördü. Çelik fiyatları 10 yılın zirvesinde gene. Cam fiyatları zaten
konuşulacak gibi değil artık. Camı parayla satın alamıyorsunuz, öyle bir noktaya geldi. Yurt içinden tedarik edemiyor muyuz Arda Bey? Yurt içinde şişe cam aslında çok büyük bir kapasiteye sahip. 7 flot hattı var. Ama 2 flot hattını soğuk bakıma dönmek zorunda kaldı. Bir flot hattının ömrü 10 yıldır. Bu dünyadaki cam krizinde şişe cam da bu 2 flot hattını şeye dönmek istemezdi aslında bakıma, ama iş güvenliği ve benzeri bir de kalite yönden olumsuz etkiler yaratabiliyor yaşlanmış bir flot hattı. Bu yüzden zorunda kaldığı için şu an Türkiye'de de 7 flot hattının 5'i aktif çalışır durumda. Diğerleri bakıma girmek durumunda. Maalesef bazen zaman da bu işi yönetemiyor. Türkiye'den de şu an tedarik etmek gerçekten çok zor. Sadece enerji sektörü değil burada. Otomotiv sektöründen veya mobilya sektörüne kadar camın olduğu inşaat sektörü, her sektör etkilendi. Tüm gruplarda bir etkilenme söz konusu. Peki. Arda Bey, çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Arda Yalı bizlerleydi. Elin Enerji Yönetim Kurulu Başkanı. 60 dakikanın sonuna geldik. Saat 21'de ekonomik görünüm, 22'de küresel piyasalar var.